Bak Melek bak. Bak böyle sımsıkı saracağız bunu. Böyle çok dikkatli. Niye sımsıkı? Sımsıkı saracağız çünkü gevşek olmasın. Sımsıkı sarmazsak bu gevşek olur, sonra dik durmaz. İnsanın da gevşeği iyidir, değil mi? Dik durması lazım. Çalış bakalım, aynı böyle benim gibi sımsıkı sarmayı çalış. Sonra bu topacı atacağız, dönecek bu, tamam mı? Hadi bakalım Melek, çevireceğiz, tamam mı? Hadi, sımsıkı unutma. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk baba. Gel gel. Gel topaç çevireceğiz, topaç. Topaç mı? Evet. Ne topacı? Melek'le çevireceğiz, döndüreceğiz. Sen topaç bilmiyor musun? Te aldı. Hayrola? Bir şey yok ya. İş kazası, mühim değil. Nasıl oldu? Mühim değil baba. Evlat, mühim olup olmadığını sormadım. Nasıl oldu diye soruyorum. Ha. Çırçır'da pamukları kontrol ediyordum. Böyle dalgınlığıma geldi, parmağımı kaptırdım. Ha. Pamukları kontrol ederken dalgınlığına geldi. Ha, anladım. Vallahi bir şey olmadı bak. Duruyor parmak. Tamam. Tabii şimdi o kesilince sen de hastaneye gittin değil mi? Dikiş mikiş atılacak falan filan. Tabii yani. Haliyle. Haliyle. O zaman dur tahmin edeyim. Şimdi dikiş atıldı. Attı attı, kim attı? Hekim Hanım attı. Bir doktor. Ya müsait bir o vardı. O da haliyle tabii. Ne oldu? Ne ne oldu? Ne oldu yani? Ne oldu? Ne oldu da ne oldu? Gülüyorsun, ne oldu işte? Ben diyorum ne oldu işte? Ne oldu yani? Nasıl oldu, ne oldu? Ne yapayım baba, başka yol bulamadım. Kaç zamandır Müjgan'la konuşmak istiyordum. Ne zaman beni görse kaçıyordu kızcağız. Ha. Gittin elini kestin, Hekim Hanım'ı yakalayayım diye, öyle mi? Konuşabildin mi bari? Konuştum. Anlattım her şeyi, özür diledim. Ne dedi? Hiçbir şey. Eyvah, yandık. O bir şey desin diye sen artık kolunu bacağını ne varsa... Abartma baba ya. Keşke başka meslekten olsaydı. Hekim olması hiç iyi olmadı. Ay Allah'ım, sinirim bozuldu. Allah'ım. Evlat bak yani gülüyorum da sinirimden gülüyorum. Yani anlıyorum, tamam anlıyorum. Sen delikanlısın, sevdalısın. Hani kanın kaynıyor, için yanıyor, tamam. Hani yüreğin kör olmuş. Ama yani kendine ve başkalarına zarar vermeden bunun çaresini bulmalısın. Öyle yüreğini söndürmelisin. Tövbe tövbe. Anladım bak, yani bu ayrılığa çok canın yanıyor. Tamam. Ama şunu bil, ateş için rüzgar neyse aşk için de ayrılık odur. Küçüğü söndürür, büyüğü güçlendirir. Anladın mı? Daha da öyle kolunu bacağını falan keseyim deme sakın. Böyle şeyler yapma, korkutma beni de.